Herkese iyi akşamlar. Yeni bir Ankara gündemiyle karşınızdayız. Bu akşam İsmet Demirdören'le birlikte önemli bir konuğumuz var. HDP eş genel başkanı Sayın Mithat Sancar bu akşam konuğumuz. Sayın Sancar'la HDP'nin açıkladığı deklarasyonu, ittifaklar meselesi ve Kürt sorununu konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Sancar. Hoş bulduk Kemal Bey. Merhabalar. Merhaba İsmet hocam, Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sayın Sancar, 27 Eylül'de bir deklarasyon açıkladınız. Bu evet. Deklarasyonla başlamak istiyorum. Tabii. Öncelikle HDP birçok partinin bir araya geldiği, birçok bileşeni olan bir parti. Bu deklarasyon tabanınızda nasıl bir karşılık buldu, nasıl karşılandı? Yani bu sorunun cevabı aslında tam da partimizin yapısına uygun işleyişi anlatmakla verilir. Biz yaz ayları boyunca bir HDP'liyiz her yerdeyiz kampanyası yürüttük. Çok kapsamlı bir programla yaptık bu kampanyayı. 71 merkezde buluşmalar gerçekleştirdik. Hepsine eş başkanlar katılmadı tabii. Bizlerin de katıldığı merkez toplantılar, halk buluşmaları oldu. Ama partinin bütün yöneticileri, yani parti meclisi, MYK üyeleri ve milletvekillerinin hepsi bu dönem boyunca, yaz ayları boyunca kampanya kapsamında çalışmalar yürüttük. Amacımızı da bir süre sonra daha net ifade ettik. Yani HDP'liyiz, her yerdeyiz genel başlığı altında somut bir hedefe doğru kampanyayı daha ileriye taşıdık ve somut hedefi de o süre içinde tutum belgesi açıklamak olarak ilan ettik. Yani bizim bir tutum belgesi hazırlama çalışmamız var. Deklarasyon dediğimiz metin ve bu metni hazırlarken de mümkün olan en geniş kesimlerle buluşarak onlardan öneri almak, fikir almak, onlarla istişarelerde bulunmak. Şimdi dolayısıyla zaten deklarasyonun altyapısını tabanımızdan başlayan bir çok yoğun bir görüşme programı çerçevesinde ortaya çıkardık. Pek çok yerde, sadece Kürt şehirlerinde değil, batıda, her yerde. Yani Karadeniz'de, Ege'de, bölge illerinde, Marmara'da, her yerde bu çalışmaları yürüttük. Bir, önce tabii ki tabanımıza sorduk. İki, tabanımızla değil sadece. Görüştüğümüz mesela esnaf gezi sırasında insanlara da sorduk. HDP sürekli konuşulan bir parti. HDP'nin ne yapacağı, nasıl bir tavır takınacağı gelecek günler için, önümüzdeki gündemler için, nasıl hareket edeceği sorusu her yerde tartışılıyor ve merakla bekleniyor ama kimse bize doğrudan sormuyor bu ana akım medya denen tırnak içinde kesimden. Biz de halkla buluşarak ulaşıyoruz zaten. Halka sorduk, kanaat önderleriyle görüştük. Gittiğimiz her yerde, hemen hemen her yerde, sivil toplum kuruluşlarıyla, demokratik kitle örgütleriyle toplantılar gerçekleştirdik. Ne yapmamızı öneriyorsunuz? Bugüne kadar yaptıklarımız ışığında bizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve gelecekte HDP'yi nasıl bir konumda görmek istiyorsunuz diye sorduk açıkça. O nedenle zaten altyapı tabanda oluştuğu için tabanda nasıl karşılandı diye bir meselemiz yok. Taban oluşturdu bunu. Yani bu deklarasyonun temelini oluşturan kesim bizim tabanımızdır zaten. Ama siz bunu sadece kendi tabanınıza değil, hayır, tüm değil, Türkiye değil. Kamuoyuna açıkladınız. Tabii ki. Diğer kesimlerden gelen tepkileri. Onu da anlatayım. Şimdi tabii biz bu... Belki oraya gitmeden evvel bu diline ilişkin parti kamuoyundan bir eleştiri var mı? Hayır. Kimi yorumcular daha çok muhalefet blokunun kaygılarını gözeten bir dille yazılmış. Partinin daha diri tabanının beklentilerini söylem olarak karşılamadığına ilişkin eleştiriler var. Bu orada onlar yani da var. Bu eleştirilerin gerçekliğe denk düştüğünü söyleyemem. Yani şu daha açık söyleyeyim. Elbette bu tür eleştiriler olabilir ama bizim tabanımızın ne kadar ince bir politik kavrayışa sahip olduğunu artık herkes biliyor. Dolayısıyla HDP'nin neyi hangi dille nasıl anlatacağı, hangi politikalarla neyi nasıl inşa edeceği konusunda
son derece iyi bir kavrayışa sahip tabanımız var bizim. Ne demek istediğimizi, demek istediklerimizle nereye varmak istediğimizi onlardan daha iyi anlayacak bir kesim yok. Çok haklısınız. Biz geçen hafta gazetecilerle ve akademisyenlerle bu konuyu değerlendirirken çok dikkatli bir dille kaleme alındığını, toplumun duyarlı kesimlerinin kaygılarını derinleştirici bir dil kullanmaktan imtina edildiği, özenle kaşınıldığına dair bir tespitte bulunduk ve dedik ki bir özgürlük buluşması çağrısı, bir doğrudur, adalet doğrudur. Ve demokrasi çağrısı. Doğrudur. Şimdi bir defa şunu hatırlatmam gerekiyor. HDP kurulduğu tarihlerde de bir müzakere partisi olarak niteleniyordu. Kendini böyle niteliyordu aslında. Fakat müzakere kavramı Türkiye'de masa etrafına toplanıp pazarlık yapmak şeklinde anlaşıldığı için bazı işte yanlış değerlendirmelere de yol açabiliyor. Oysa müzakere toplumla konuşabilmek, başkalarıyla sizle iletişim kurabilmek, sizden farklı olanlarla, sizden uzak olanlarla, sizden kaygı duyanlarla, sizden nefret edenlerle ya da size kızanlarla bir temas yaratabilmek meselesidir. Dolayısıyla Kürt sorunu gibi, demokrasi sorunu gibi, kadın toplumsal cinsiyet meselesi gibi pek çok konuda çözüm iddiasında olan bir parti toplumun en geniş kesimleriyle diyalog kurabilmelidir. Bunu da sadece kendi jargonunu sürekli tekrar ederek yapamaz. Sürekli kendi kavramlarıyla açıklamalarda bulunarak bu teması inşa edemez. Biz Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye talibiz ve buna birikimimiz, gücümüz var diyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani Türkiye'de dönüşümü, demokratik dönüşümü yeni bir başlangıcı yaratabilecek en büyük gücün, dinamik gücün biz olduğumuzu söylüyoruz. Şimdi bunu yapmak için çok geniş bir kitle desteğine ve çok büyük bir kabule ihtiyacınız var, rızaya ihtiyacınız var. Bu rıza öyle sadece kendi dilinizi konuşarak oluşmuyor. Başkasıyla konuş, ötekiyle, sizden farklı olanla, sizin dışınızda kalanlarla iletişim için onların kaygılarını gözeten bir dil seçmeniz gerekiyor. Bu ilkelerinizden vazgeçtiğiniz anlamına gelmiyor. İlkelerinizi anlatma biçiminizi gözden geçirmeniz anlamına geliyor. Yani biz bu ilkelerle şunu yapmak istiyoruz meselesini, ifadesini çok çeşitli şekillerde kurabilirsiniz. Herhangi bir örnek verin, onun üzerinden söyleyeyim. Çok çeşitli konu, yani çok farklı kelimeler ve ifadeler kullanabilirsiniz. Çok haklısınız. Bizim ortak dostumuz Doğan Tılıç'ın bize ders verirken söylediği bir kavram var. O da doğruyu söylemenin bin bir türlü yolu var. Birinci yolu seçmemenizi tercih ederim diyor. Öneririm size. İlk akla gelen yol seçiyor. Doğru, güzel demiş. Yani dolayısıyla hani bu bizim toplumun bütün kesimlerine seslenme çabamızdır, girişimimizdir. Ve sizin sorunuza geleceğim Kemal Bey. Eğer derdiniz buysa, eğer gerçekten samimi bir müzakere zemininde güçlü bir diyalog oluşturmak istiyorsanız, o zaman kendi dilinize hapsolmayacaksınız. Şimdi bu sadece siyaset için değil, aslında günlük yaşam ilişkileri için de geçerli bir kuraldır. Hep kendi içinizde kalarak, hep kendinize gömülerek ve hapsolarak konuşursanız, karşı tarafa bir şey anlatamayacağınız gibi, karşı tarafın da size bir şey anlatma isteği kalmaz. Şimdi biz diyoruz ki hani burada ne hani oportunizm yapıyoruz, ne de öyle basit bir siyasi manevra içindeyiz. Hayır, biz çok samimi olarak müzakere peşindeyiz. Çok zor sorunları olan bir toplumda çok fazla yüklenmiş fay hatlarının olduğu bir toplumda kutuplaşmanın bu böylesine derinleştirdiği bir dönemde diyaloğun yolu
gerçek samimi iletişimden geçer. Biz de derdimizi, hedeflerimizi, niyetlerimizi, önceliklerimizi ve isteklerimizi bu kaygıyla anlatmayı tercih ettik. Deklarasyon da işte tam bu çabanın bir yansımasıdır. Bana sorarsanız iyi bir yansımasıdır. Bir şey daha eklememe izin verin. Şimdi biz taban buluşmaları gerçekleştirdik, doğru. Sonra tabii kurullarımızda tartıştık. Yani pek çok kurulumuz var bizim de. İşte parti meclisimiz var. Başka partilerde olmayan kurullarımız var. Kadın meclisimiz ayrıdır. Kadın meclisimiz var. Onlar tartıştılar. MYK'mız var. Bileşen partilerimizin eş başkanlarından oluşan bir kurul var. Şimdi bütün bunlar, bir de kongrelerimiz var bizim. Halkların Demokratik Kongresi, işte Demokratik Toplum Kongresi gibi. Onların da yer aldığı bir kurul var. Bütün bu kurullarda da tartışıldı. MYK bir komisyon kurma kararı almıştı. Yazım komisyonu. İşte 5 arkadaşımız, 4 arkadaşımız, işte 5 de diyebiliriz, bazen 5 de oluyor. Bu arkadaşlarımız çalışıp oluşturdukları taslakları eş başkanlara gönderiyorlardı. Eş başkanlar yeri geldiğinde toplanan kurulla paylaşıyordu. Oradan görüşler alınıyordu tekrar. Tabii her bir kelime üzerine tartışmaların da saatlerce sürdüğü durumlar yaşadık. Bu bizim olgunlaşmamıza katkı sağladı. Yani HDP kendi fikriyatına uygun bir yöntem izleyerek, çoğulcu demokratik bir yöntem izleyerek bu deklarasyonu çıkardı. Böyle olduğu için bu dediğiniz incelik, bu hatta şöyle diyeyim, yani toplumsal siyasal zarafet içeren bir deklarasyon ortaya çıkabildi. Bunun temelinde güçlü bir katılım ve demokrasi anlayışı var. İttifaklar konusu da çok tartışılıyor. Siz birkaç defa çok açık ve net şekilde ifade ettiniz. Herhangi bir ittifak içerisinde yer almayacağını söylediniz. Demokrasi ittifakı şiarıyla yürüyeceğiz dediniz. Bu demokrasi ittifakında kimler yer alacak? HDP bileşenleri dışında diğer sol partileri de kapsayacak mı? Nasıl bir ittifak kuracaksınız? Şimdi biz Türkiye'deki bütün ezilenlerin, bütün sömürülenlerin, ötekileştirilenlerin, dışlananların, mazlumların, mağdurların bir araya gelmesini sağlayacak bir yürüyüş başlattığımızı söylüyoruz. Aslında bundan önceki seçimlerde de ittifaklarımız oldu. Zaten kendimiz bileşenlerden oluşan bir partiyiz, o ayrı. Bileşenlerimiz partinin bir parçasıdır. Fakat ki mesela 2018 seçimlerinde işte açıkça Türkiye İşçi Partisi ile de ittifak yaptık, Halk Evleri ile ittifak yaptık, farklı kesimler, ondan önce emek vardı, başka diğer seçimlerde, yani zaten hep ittifaklar yapıyoruz ama sadece partilerle değil bu. Bunlar mesela işte inanç örgütleriyle olabilir. Farklı kesimlerden, Alevilerden dindarlara kadar farklı kesimlerle olabiliyor. Mesela son yerel seçimlerde biz Türkiye'nin batısında büyük şehirlerde evet iktidara kaybettirme üzerine bir politika izledik. Orada ittifak değil, temasla oluşan güç birliği diyebileceğimiz bir toplumsal birliktelik oluştu. Tabanda, biz kimseyle tabanda ittifak yapmadık. Orada yaptığımız şey, farklı partilerin, muhalefet partilerin tabanlarıyla güçlü bir iletişim kurmaktı. Ama mesela Kürt şehirlerinde biz Kürdistani partilerle ittifak yaptık. Açık ittifak. Onların da belediye başkanlığı aldığı şehirler var. Şimdi her kesimi, ama elbette bizim de rotamız belli, bizim de çerçevemizin bir sınırı var. Yani hani o da gelsin bu da gelsin anlamında değil de HDP'nin temel ilkelerinde buluşabilecek, bu temel ilkelerle ilgili derdi sorunu olmayan her kesimde İttifak bizim zaten demokrasi cephesi ya da bloğu anlayışımızın temelini oluşturuyor. Şüphesiz ilk akla gelenler sol partilerdir. Evet,
bütün sol partilerle, sol sosyalist partilerle ve güçlerle önümüzdeki dönem çok fazla gecikmeden, yakın zamanda bu konuları şimdiden konuşmaya başlayacağız. Sadece partilerle değil, yine söylediğim gibi emek meslek örgütleriyle, inisiyatiflerle, çeşitli girişimler var. İşte isim saymayayım, kimse hani şimdiden bizi buraya kattılar demesin diye. İnanç örgütleriyle, çok çeşitli arevi dernekleri var. Çok farklı mağdur kesimlerin kendi toplulukları, ister dernek, ister vakıf, ister inisiyatif girişim olsun, var. Şimdi biz bunların hepsiyle temaslarımızı belli bir program çerçevesinde gerçekleştirmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Bir seçim ittifakı mı olacak, yoksa seçimden şimdi sonra da devam edecek? Şimdi bu bizim zaten ortak mücadele ittifakı diye başlamıştık. Aylardır söylüyoruz bunu. Yani biz seçimden bağımsız yapalım diye çağrılarda bulunuyorduk zaten. Bu, ama bu şimdi önümüze seçimler de geleceği için seçime dönük de bir çalışmadır. Esasen milletvekili seçimlerinde bunun dışında, bu söylediğim çerçevenin dışında bir ittifak arayışımızın olmadığımızı söylememizin nedeni de budur. Yani biz diyoruz ki kendi en geniş emek, işte mağduriyet, mazlumluk, ötekileştirilme, sömürü üzerinden kadın, gençlik, inanç grupları ile birlikte yürümek istiyoruz. Bu Türkiye'de ezilenlerin, sömürülenlerin, dışlananların, vicdanlı her kesimin, halkların, farklı inanç gruplarının ortak iradesini meclise en güçlü şekilde taşıma politikasıdır. Biz istiyoruz ki hep birlikte meclise güçlü bir şekilde girelim, bu çoğulculuğu meclise taşıyalım. Ortak hedeflerimiz bellidir. Türkiye'ye güçlü bir demokrasi, yerelden başlayarak inşa edilen güçlü bir demokrasi, barış, adalet getirelim diyoruz. Şimdi bu temel hedeflerde buluşan böyle geniş bir ittifak oluşursa Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir gücü ortaya çıkarabiliriz. Bizim burada patronaj, tekel gibi bir havamız, iddiamız ve psikolojimiz de yoktur. Elbette HDP güçlü bir kuruluştur, partidir, teşkilatlanmıştır. Fakat öyle ilişkileri hangi grupla kurarsak kuralım, bir eşitler arası güç birliği olarak algılarız. HDP bunun çatısı olur. Çünkü hani seçmen tabanı itibariyle, oy oranı itibariyle, teşkilatı itibariyle de buna en uygun parti biziz. Ve seçimlerde de hani politikamız da budur. Burada buluşalım ama kimseyi kendinden vazgeçmeye zorlayacak bir birliktelik anlayışımız yok. Şüphesiz bunların ayrıntılarını zamanı geldiğinde konuşacağız, tartışa tartışa bulacağız. Nasıl buluş, yani onları bulacağız, tartışa tartışa bulacağız bunların yöntemlerini. Bir araya geldiğimizde her müzakere ettiğimiz kesimle bunları konuştuktan sonra belki çok büyük bir konferans mı toplanır, başka yöntemler mi olur, bunları konuşacağız ama daha çok erken. Yani önce şu temaslar başlasın ve hedefimizi açıkça herkes görsün, tartışsın. Şimdiden zihni hazırlık, fikri hazırlık, politik hazırlık yapmak isteyenler çok da iyi yaparlar. Böyle erkenden çalışmalar başlarsa. Ama seçimler ne zaman yapılırsa yapılsın, milletvekili seçiminde bizim temel stratejimiz budur. Milletvekili seçiminde bu. Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Cumhurbaşkanlığı seçiminde de. Siz 11 başlık altında ilkelerinizi açıkladınız. Evet, evet. Bu ilkeleri kabul eden partilerle müzakereye açık olduğunuzu söylediniz. Kabul eden değil. Orada yanlış kelimeler kullanmamanızı yani öneririm şunun için. Çünkü biz orada ittifak kelimesini kullanmıyoruz. Aslında kavramları birbirinden ayırma konusunda da
Türkiye'de yani yazan çizenler arasında bile bir karmaşayı gözleyebiliyoruz ve biraz da şaşırtıcı değil ama üzücü. Yani bazı kavramları biz çok titizlikle seçerek kullanıyoruz. İttifakı milletvekili seçimleri için kullanıyoruz. Evet. Bu kelimeyi, bu kavramı ve neyi kastettiğimizi de çok açık şimdi de olduğu gibi anlatıyoruz. Oysa deklarasyonumuza bakılırsa Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ilkesel buluşmalara açık olduğumuzu söylüyoruz. Yani ilkeler temelinde bir buluşma, diyalog, müzakerenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ve bunu yapmak isteyen çevrelerle de açıkladığımız deklarasyon zemininde müzakereye hazırız. Bu şu demek değildir. Alın şu maddeleri kabul edin. Biz de sizinle birlikte yürürüz. Bir, bu değildir. İki, şu da değildir. İşte bir aday çıkardık. HDP'nin açıkladığı ilkeleri de gözeterek belirledik adayı. HDP gelsin buna destek versin. Yok. Kastettiğimiz bu değil. Kastettiğimiz şu. Açık, şeffaf, toplumun gözü önünde siyasal müzakere. Yani bu zeminde ilkeler temelinde bir müzakere yürütelim. Eğer güçlü sağlam diyelim bir mutabakata varabilirsek adayı sonra konuşalım. Çünkü bu zemini kurmadan isimler üzerinde tartışmayı yürütmeye devam ederseniz gerçekten dönüşüm, demokratik dönüşüm hedefine de Türkiye'yi bu karanlıktan çıkarma amacına da hizmet etmezsiniz. Dediğimiz bu kadar açık biz. Aslında yaptığınız değerlendirmelerle iki temel konuda kafa karışıklığını gidermiş oldunuz. Birincisi Cumhurbaşkanlığı seçiminde deklarasyon sonrasında işte HDP ve bileşenleri Millet İttifakı'nın bu ilkere uygun bir aday çıkarması durumunda aday çıkarmayacağı ve onu destekleyeceğine dair yorumlara bir yanıtınız oldu. İkincisi deklarasyonun dili üzerine birçok imbikten geçtiği ve süzülerek geldiği anlaşılıyor. Özellikle iktidar blokunda, iktidar bileşenlerinde TDP'nin deklarasyonuyla toplumsal muhalefetin ve siyasal muhalefetin buluşmasının engelleneceğine dair o dil sorunsalı üzerinden yapılan açıklamalar vardı. O da bertaraf edilmiş oldu. Peki siz toplumsal muhalefetiyle buluşuyorsunuz. Siyasal muhalefetin sizin deklarasyonunuzu açıklamasından sonra yaptığı değerlendirmeleri nasıl karşıladınız? Yani genel olarak olumlu açıklamalar geldi. Bu da bu deklarasyonla gerçekleştirmek istediğimizin bir yankı bulduğunu gösteriyor. Yani biz siyasal muhalefetle de bu tabii ki milletvekili seçimlerinde de diye pek çok konuda seçim güvenliği gibi mesela konularda birlikte hareket etmeye hazırız. O ayrı mesele. İttifak ayrı. Mesela seçim güvenliği. Mesela sandık güvenliği. Mesela seçmen kayıt güvenliği. Mesela propaganda, çalışma, siyasi faaliyet özgürlüğü. Mesela yargısal operasyonlara karşı ortak tutum. Bu konuda herkesle birlikte çalışmaya açığız. Fakat seçime gireceğimiz zaman, milletvekili seçimine gireceğimiz zaman bizim mesela bir ittifakta yer alma arayışımız yok. Ama seçim sadece sandığa oy atmak gününden ibaret değildir ve sandığa oy atma işinden ibaret değildir. Öncesi var, sonrası var. Şimdi bütün bunları Cumhurbaşkanlığı seçiminden bağımsız olarak da tartışmak gerektiğini söylüyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi için de aynı şey geçerli. İkiye ayrı, biri seçim süreci boyunca yani seçime varmadan daha bugünden yapılabilecekler var. Ve ilkelerimiz bu ortak mücadele çağrısıdır. Siyasal muhalefet buna
olumlu cevap verirse tabii ki çok memnun oluruz ortak mücadele için. Ortak aday konusunda ise ilkesel buluşma kavramımız geçerlidir. Politikamız ilkesel buluşma üzerine kuruludur. Ve buna da açık olduğumuzu, bu çerçevede müzakere yapmak istediğimizi söylüyoruz. Bunu öyle kapalı kapılar ardında da değil, toplumun tamamının gözü önünde yapıyoruz. Yani bizim bu dönemde temel ilkelerimizden biri de şu olacaktır. Şeffaflık galiba. Evet, evet, toplumla konuşacağız. Yani bakın ilk defa bu kadar açık, tutum belirleyen parti biz olduk. Yani ilk yapan biz olduk bu tarzda bir açıklamayı. Önümüzdeki haftalarda, aylarda yeniden başka türlü açıklık getirme ihtiyacı, açıklama ihtiyacı doğarsa aynı şeffaflıkla toplumla konuşmaya devam edeceğiz. Ve aynı demokratik yöntemle toplumdan beslenmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bunu biz şimdi ilan ettik ve söylüyoruz. Evet, kapalı kapılar ardında değil, toplumun gözü önünde yapmak istiyoruz. Böylece sadece siyasetin belli alanlarına değil, siyaseti yapma tarzına, siyasetin her alanına demokratik yöntemi ve halkçı anlayışı yerleştirmeye çalışıyoruz. Çünkü benim çok sevdiğim sözüdür Lasalle'ın, diyor ki bana yolları göstermeden sonları göstermeyin. Çünkü her yol ayrı bir son getirir. Şimdi dolayısıyla bu benim 95'te yayınlanan kitabımın epigrafıdır bu söz. Yani bu kadar. Yani yolları sonlardan ayıramazsınız. İzlediğiniz yol varacağınız sonu belirler. Biz de diyoruz ki demokratik bir Türkiye, barışını inşa eden bir Türkiye, eşit ortak yaşama yürüyen bir Türkiye toplumu için biz çalışmalarımızı bu değerlere ve hedeflere uygun yöntemlerle yürütmek istiyoruz. Evet. Millet İttifakı içerisinde HDP ile yan yana görünmek istemeyen bazı çevrelerde şöyle bir görüş var. HDP ile müzakere etmeye gerek yok. İlk turda seçimi kazanmazsak bile ikinci turda Kürt seçmeni, HDP seçmeni yerel seçimlerde olduğu gibi Millet İttifakı'nın adayını destekleyecek. HDP ile müzakereden kaçınanlara HDP tabanı destek verir mi? Şimdi bakın şöyle söyleyelim. Bu kadar spekülasyona çok erkenden girmek istemem ama şunu söyleyeyim. Bir defa bizim bu noktaya gelmemiz de kolay olmadı. Muhalefetin bu noktaya gelmesi de kolay olmadı. Bir başka programda dün işte söylemiştim, burada da sizin aracılığınızla tekrar izleyicilerimizle paylaşayım. Hatta kullandığım metaforu da hani çok sevdiler. Ben de öyle kendiliğinden attı geldi Maradona'nın Tanrı'nın eli metaforunu kullanmıştım. Hani soruyorlar ya bu kadar hamlenin bir araya gelmesi bir gizli elin işi olabilir mi? Ben de şöyle diyorum, hayır. Hiçbir gizli el yok. Yani bizim bildiğimiz, gördüğümüz, bize gelen, bizim bize dokunan, bize uzanmış bir gizli el görmedik. Zaten böyle bir gizli ele de hemen elimizi uzatacak ya da hemen olmazsa bile hemen veya sonra elini uzatacak bir parti değiliz. Şuraya getirmeye çalışıyorum Kemal Bey. Bir, bu etkileşimi yaratan hayatın kendisi, toplumsal dinamikler ve mecburiyetlerdir. Hiç kimse durup dururken kendiliğinden birden değişmiyor. Değişim bir şeyi gerektiriyor. Yine çok sevdiğim yazarlardan alıntılar yapacağım ama süremiz az. Yani değişmek, ceketinizi değiştirmek için bir harekete ihtiyacınız var. Küçük de olsa bir enerjiye ihtiyacınız var. Bir şey yapmanız gerekiyor. Siz dururken ceketiniz kendiliğinden sizin üzerinizden çıkmıyor. Diğer ceket de gelip üzerinize giyinmiyor. Dolayısıyla eğer muhalefet bugün belli bir noktaya gelmişse toplumsal dinamiklerin bunda önemli etkisi olduğunu görmek lazım. Yarın öbür gün muhalefet şöyle yaparsa böyle yapar. Hayır, biz yolumuzda yürüyoruz. O gün gelsin. O gün geldiğinde aynı yöntemlerle. Gene tabandan tavana tartışarak tavrımızı belirleriz. Ama muhalefetin bugün
olduğu yerde bu konuda, sözünü ettiğiniz konuda kalacağını da hani sanki kesilmiş gibi, kalacağı da sanki kesilmiş gibi konuşmak biraz yanıltabilir. Çünkü siyaset ve toplum çok dinamiktir, hele Türkiye'de. O nedenle yani o zaman geldiğinde biz gene bu anlayışımız, bu temel ilkelerimiz ve bu siyaset tarzımız çerçevesinde kararımızı vereceğiz. Şeffaflıkla ve halka danışarak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle Kürt sorununa ilişkin bir tartışma başladı. Burada AKP ve MHP dışındaki neredeyse tüm muhalefet partileri aynı noktada birleşti. Çözüm yeri parlamentodur, siyasettir dedi. HDP meşru bir muhataptır dedi. Tüm muhalefet partilerin, farklı bu kadar muhalefet partisinin bu noktada buluşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecekte Kürt çözümü, sorunun çözümü için bir umut yaratıyor mu? Şimdi biraz önce yaptığım açıklamalar bu soru için de, en azından birinci kısmı için de geçerlidir. Yani muhalefet de durup dururken bunca yıl farklı bir dil ve tutum takınmışken, farklı bir dil seçmiş ve farklı bir tutum takınmışken şimdi birdenbire bir kendiliğinden bir noktaya gelmiş değil. Biraz önce söyledim, toplumsal dinamikler, bizim kararlı, ilkeli duruşumuz, demokratik siyasette ısrarımız ve toplumun her kesimini aslında uzun süredir tekrarladığımız çağrılarımızla yürüttüğümüz mücadele bunda önemli bir rol oynamıştır. Önce bunu söyleyelim. İkincisi, elbette herkes, her siyasi parti kendine göre bir seçim ve gelecek hesabı yapar. Şimdi sır değil, ben de öyle çok diplomatik konuşmayacağım tabii ki. Yani seçimlerde de, Türkiye'nin sorunlarının çözümünde de kilit değil, anahtarız biz. Bu kilit lafını sevmiyorum ben. Çünkü kilit kapalı bir şey. Biz o kapalı yerleri açacak anahtar konumundayız. Siyaseten HDP, sosyolojik olarak bizim seçmenimiz ve tabanımız. Şimdi bu olmadan değişimin, dönüşümün mümkün olmadığını, zaman içinde ve toplumun hayatın dayatmasıyla pek çok çevre görmeye başladı. Hamleleri, bu ihtiyaçları görerek davranma ihtiyacıyla açıklamak daha doğrudur. Yapılan açıklamalar önemli ve olumlu. Neden? Çünkü bu mesele 6 yıldır konuşulması bile bastırılmış en hayati meselemiz. Yani Kürt sorununu dediğiniz anda işte terörist ilan ediliyorsunuz. Kebapçılar bugün maalesef. Terörist şeyine, sepetine atıldılar. Sayın Akşener her gün, her bir gün herkes mutlaka terörist olacaktır demişti, galiba doğru çıkacak. Bunu biz de söylemiştik. Bakın bize terörist, terörist duruyorlar. Vallahi sıra size de gelir. Yani partilere diyorduk, size de gelecek sıra. Çünkü bu anlayış oraya gider. Şimdi düşünün, yani düşünmeyin, yani ben de düşünmekte zorlanıyorum. Hani gülüyoruz ama çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Enflasyonu terörist kebapçılar mı? Yok, işsizlik sorununu azdıran kitle o terörist kebapçılar. Terörist kebapçılar. İşsizlik sorununu çözmüyorlar. Diyor ki tam olarak, zaten, evet, tam olarak teröre yardım ve yataklık yapan kebapçıların işsizlikte payı var. Allah Allah. Tabii şimdi bunu hani mutlaka büyük büyük düşünürler, filozoflar tartacaklardır. Dünya da tartışacaktır. Yani bu ilişki ilginç çünkü. Çok gizemli, derin bir ilişki. Benim çözecek kapasitem yok. Ya bu biraz espri katalım. Belki zevkli tartışılır bu. Yani şimdi birçok sosyal medya kullanıcısından da esinlenerek söylüyorum. Ya Adana kebapçısı mı, Urfa kebapçısı mı, Halep işi mi? Ay bir de Mardin kebabı var ya. Yani Allah Allah. Bölmedi, yani bölümü de ilan etti. Kebapçı dedi. Hangi bir kebap kategorize yani etmedi. Mutlaka vardır bir kategorisi bunun. Şimdi tabii yani içine düştüğü duruma bakın. Türkiye'nin sorunları için hiçbir sözü olmayan, çözüm için hiçbir sözü olmayan. Ama sorunların kaynağının hepsinde rolü olan
bir partinin içine düştüğü durum tam da bir aciz ve çıkmazdır. Ve giderek artık hani açıklamak için kelime bulmakta zorlanacağımız bir noktadır. İşte bu tıkanma aynı zamanda toplumda da tabii belli yozlaşmalar yaratıyor ama tıkayıcı aktörler sadece MHP'de değil AKP'de de görmeye başlıyor. Görüyoruz bir süredir bu tür ifadeleri, bu tür halleri diyelim. İşte bu kendilerinin de içten içe çürümekte olduğunu gösteriyor. Şimdi bu çürümeyi topluma yayacaklar mı, yaymalarını seyirci mi kalacağız, izin mi vereceğiz? Yoksa hayır, biz bu çürümenin, bu iktidarın kendisini bitirmesi için gerekli yolları bulacağız mı diyeceğiz? Biz ikinci yol için uğraşıyoruz. Evet, hakikaten güldük, gülünecek bir haldir, acınacak bir haldir. Ama başka çare bulamıyorlar. Bildikleri şey bu. Sürekli düşmanlaştırma, kutuplaştırma ve sanki toplum da her zaman böyle bunları kabul edecekmiş gibi bir yanılsama, hatta bir gaflet içindeler. Ama bunu yıllar önce de söylerdik, işte akademide de yazıp çizerdik. Hobbes'un teorisini önce söyleyeyim, hani bir akademik ifadeyle sonra daha sade terimlerle anlatayım. Yani Hobbes der ki insanlar eğer güvenlik kaygısına kapılırlarsa o zaman özgürlüklerinden vazgeçerek, haklarını da bırakarak bir otoriteye devrederek öyle otoriter bir yönetime razı olurlar. Yani eğer insanların can, mal güvenliğinin tehlikede olduğu duygusunu çok yayarsanız, güvenlik kaygısını çok büyütürseniz size, iktidara kendilerini teslim etmelerinin yolunu açarsınız, hatta sağlarsınız. Bu senaryo tutabiliyor. Nitekim 7 Haziran 1 Kasım 2015 arasında tuttu. Ama o zaman da yine söyleşilerde belirtmiştim. Bu senaryo ikinci kez tutmaz. Tersine. En fazla 1,5 kez tutar. Bakın 2 değil. 1,5 kez. Öyle oldu. Buçuk neredeydi? 2018 seçimleri. Ama niye buçuk diyorum ona? Çünkü iktidar aslında orada kaybedecekti. Ama Yüksek Seçim Kurulu'ndan başlayın, devletin bütün imkanlarını kullanmaya varana dek. O kadar adaletsiz ve insafsız bir kampanya yürüttüler ki bir de bizim parti olarak hani kuşatılmışlığımızın da bir faktör olduğunu hesaba katın. Bu şartlarda ancak kazanabildiler. Bu buçuktu. Bitti. 1,5 kez oldu. 1 Kasım 2005, 2015 ve işte 23 Haziran, 24 Haziran mıydı? Evet, 2018. Ama bakın 3. kez diğer yarım tutmadı. Nerede? Yerel seçimlerde. 2019 yerel seçimlerinde de denediler. Olmadı. Beka meselesi diye ısrarla üzerinde durdular. Tabii. Ama beka olarak karşılık şimdi görmedi. Şimdi ise tam tersine işlemeye başlıyor. Dolayısıyla siz sürekli korku, güvenlik kaygısı, dehşet senaryoları, düşmanlaştırma politikaları kullanırsanız artık tersine sizi eritmeye başlıyor bu. MHP'nin anketlerdeki oy durumu, AKP'nin oy durumu bunu açıkça gösteriyor. Seçimler de bunu zaten tescil edecek diye düşünüyorum, inanıyorum buna. Biz gene bir deklarasyona ve Türkiye'nin tartıştığı gündeme biraz dönecek olursak,
Kürt sorunu çözülmüş, bitmiş bir sorun. Siz hala Kürt sorununu çözmekle uğraşıyorsunuz. Bitmiş mi hocam? Yani bugün grup konuşmanızda da kısmen değindiniz ama. Yani aslında buna cevap vermeye bile gerek görmüyoruz. Türkiye'nin şimdiye kadar Kürt sorunu vardır demeye, açıkça Kürt sorunu vardır demeye yanaşmayan kesimleri, partileri, çevreleri bile Kürt sorunu vardır ve çözülmelidir derken, eskiden Kürt sorunu vardır ve çözeceğiz diyenler şimdi Kürt sorunu benim sorunumdur bitmiştir, yani. Evet diyorsa, yani buna çok nefes harcamaya değmez. Kürt sorununun neresi çözülmüş? Hani diyor ya, kalkınmadan oradan başlayalım. Tabii kimlik haklarından, ana dilinde eğitimden ve ana dili ile ilgili bütün haklara, yerel demokrasiye, bütün bunlara çok bariz örnekler. Rejimi mi, kayyum rejimini mi örnek verelim? Yani iyi kötü bir yerel yönetim sistemi zayıf da olsa varken şimdi o da yok. Dolayısıyla hani Kürt seçmenin kendi seçtiği belediye başkanları bile görevden alınıyor, belediye meclisi. Ya bunları herkes biliyor. Öte yandan bugün de örnek verdim, yani şimdi siz herhangi bir Kürt şehrine gitmek için bir seyahate çıkın diyelim ki, işte Mardin'den Şırnak'a gitmeye çalışın. Kaç tane kocaman tahkimatlı kontrol noktasında geçeceksiniz. Her yerde panzerleri göreceksiniz. Eğer sorun çözülmüş olsaydı orada birlikte yaşamın huzurunu görecektik. Baskının askeri bütün araçların o koyu ve zaman ve çoğu zaman da kapkaranlık gölgesini değil. Üstelik kanın da canın da yanma, kanın attığı canın yanmaya devam ettiği bir şekilde oluyor. Dolayısıyla hani Kürt sorununu çözdük, kalkınma. Şimdi Türkiye'nin en yoksul illerin sıralamasına bakın. Yani istisnasız son 10, belki daha fazla, yanıma rakamları almadım yoksa anlatırdım bugün. Kürt şehirler. Niye? Yani tesadüf mü? Tembel mi Kürtler? Yani hani iş var da, gelir alanı var da çalışmıyorlar mı? Hayır. Aynı politika, 100 yıldır aynı politika. Şart ıslahat planından bu yana aynı politika. Kalkınmada, eğitimde, sağlıkta, en o temel kimlik haklarında, yerel demokrasi alanında, bütün bunlar devam ederken üstüne bir de nefret ve ırkçı ortam ekleniyor, saldırılar yaşanıyor falan. Yani Kürt sorunu çözülmüştür demek bu iktidar için aslında söyleyecek bir sözünün kalmamış olması demektir. Esas mesele budur. Ben aslında oradan şuraya gelmek istiyordum. Sizden önce, HDP ve bileşenlerinden önce siyasetin yeni aktörleri gelecek ve deva Kürt sorunu vardır. Hı hı. İktidar aktörlerini de bölgeye davet ediyorlar. Gel sur sokaklarında gezebiliyorsan gez diye. Ama böyle bir iyimser hava da oluştu. Bir Kürt sorununun çözümü konusunda parlamentoyu işaret eden açıklamalardan sonra. Evet. Bir, yani bir hayal mi bir görmeliyiz, umut mu yükseltmeliyiz? Bu konularda ne hayalci olmak lazım ne karamsar. Gerçekçi olmak ve gerçekçi bir umutla hareket etmek en doğrusudur. Gerçekçi umut mücadeleden beslenir. Sürekli uğraşmayı gerektirir. Yani eğer Kürt sorununda bir çözüm olacaksa olacak. Eninde sonunda bu demokratik olacak. Demokratik çözüm olacak. Ve bu bence uzak değil. Şu an içinde bulunduğumuz ortamda bu konuda özellikle farklı kesimlerin bu bağlamda açıklamalarıyla elbette daha iyimser bir havada olmuştur. Bu iyimser havanın kendi başına sonucu otomatik olarak getireceğini düşünmek yanılgı olur. Ama şimdi toplumsal dinamiklerin çözüme doğru ilerlemesi için çok daha elverişli bir zemin var.
O nedenle yani seçimleri beklemeye de gerek olmadan adımlar atılabilir, çeşitli buluşmalar gerçekleşebilir, çeşitli projeler açıklanabilir, seçim sonrası için beyannameler açıklanabilir. Yani bunlar yapılabilir. Ve elbette Kürt sorununun temelini oluşturan bu kimliğe ve hayata dönük baskılara, zulme karşı ortak tavır takılabilir. Mesela siyasi irade gaspının durdurulması için hani daha güçlü ortak tavır alınabilir. İşte HDP'nin kapatılması davasına hadi koşun bize destek olun anlamında söylemiyorum. Fakat burada şimdi mevcut sorunlar bağlamında, her bir sorun bağlamında daha somut, daha açık tavır ve söz, evet ileriye dönük çözüm imkanlarını arttırır, yolu daha fazla açar. Biz işte bu deklarasyonla bir de bunu hedefledik. Yani farklı toplum kesimlerinin kaygılarının olması normaldir. Korkuların olması da anlaşılırdır. 10 yıllardır süren bir propaganda sistemi var. İşte eğitim sisteminin getirdiği çeşitli kalıplar var kafalarda. Yerleşik belli alışkanlıklar var. Şimdi biz diyoruz ki barışı inşa etmek için zemini sağlam tutmak lazım. Yani toplumsal bir temele oturtmak lazım. Biz de toplumla bu müzakereyi, toplumun tüm kesimleriyle bu müzakereyi yapmak istiyoruz. Ve toplumun farklı kesimlerinde bulunan kaygıları, korkuları, endişeleri de çok ciddiye alarak yürütmek amacındayız bu müzakere ve diyalog sürecini. Bu siyasi hat. Kürt sorunu mecliste çözülür. Ortak bir söyleme dönüştü. Hemen hemen AKP, MHP dışındaki tüm partiler bunu dile getiriyor. Evet. Bu soru peki nasıl çözülür mecliste? Sizin çözüm öneriniz nedir? Şimdi tabii bu buraya girersek Kemal Bey buradan çıkamayız. Şunun için. Yani ben size bir 3 saat 4 saatlik yayın istiyorum. Anlatırım bütün ayrıntıları fakat şunu söyleyeyim. Ona da tartışmak gerekiyor. Biz o bunu yapacağız. Sözü verelim size 3-4 saat yayınlıyor. Ben 3-4 saat yayınlıyorum. 1 saati aşan programların bile hani seyircinin bazen sabrını zorladığı inancında olan biriyim. Dolayısıyla mümkünse 1 saatten daha uzun sürmemesini tercih ederim ama şunu söyleyeyim. Şimdi neden meclis işaret ediliyor? 1- Burada mekanizmaların kurulması söz konusu olacaktır. Yani Kürt sorununun çözümü için diyalog, müzakere mekanizmaları. Diyalog, tartışma, müzakere zemini. Peki nerede kurulacak bu? Yani iktidarın kendi kapalı odalarında aldığı kararlarla mı yoksa hani iyi kötü seçimlerle oluşmuş yetkileri kısıtlı bile olsa bir mecliste mi? Bugünkü mecliste olmak zorunda değil. İleride güçlendirilmiş bir mecliste olur bu. Bugünkü meclisin de yapacağı çok şey var istenirse. Yani şöyle diyelim. Kürt sorunun çok aktörlü, çok boyutlu bir sorun olduğunu biliyoruz. Geçmiş tecrübelerde ortada bu artık hani kimsenin de öyle çok fazla etrafında dolanacağı bir durum değil. Bir gerçeklik. Her bir boyut ve aktör için hangi yolun nasıl işletileceğini meclis güvenceli bir şekilde oluşturur. Görüşme yapılacaksa diyelim ki işte İmralı'yla veya başka yerlerle. Görüşmeler yapılacaksa istenirse meclis bir heyet kurar ama o heyete her türlü güvenceyi sağlayacak bir kanun çıkar. Şimdi mekanizmalar için devam edebiliriz. Farklı partiler çok çok değişik görüşlerde olabilirler. Ama mecliste serbest tartışma müzakerenin zaten zeminidir. Peki sonra işte ana dilinden kimlik haklarının farklı boyutlarına varana kadar. Yerel demokrasiden çeşitli alanlarda ekonomik, kültürel, sosyal ve başka konular. Alınacak tedbirleri neyle alacaksınız? Kanunlarla. Gerekirse
ihtiyaç halinde tabii ki o da olacak. Anayasa tartışmalarıyla. Ama kilit burada zaten anayasa galiba. Sadece anayasa değil, öyle düşünmeyin. Mekanizmaların kendisinin bile gerçekten yani oluşturulacağı yer. Müzakere sürecinin sonunda onu tamamlayacak olan. Hepsi birbirini besler. Yani biri budur, biri şudur değil ama bütün bu yol kat edilmişse bizim deklarasyondaki ifadeyle söyleyeyim. Anayasa bunu taçlandırır. Doğrudur. Yani anayasa kendisi her şeyi çözmez. Siz zemini iyi kurmuş ve toplumsal meşruiyeti ve katılımı da sağlamışsanız yasal çeşitli düzenlemeler yapmışsanız, mekanizmalar, güvenceler vesaire kurmuşsanız bunun üstüne anayasayı bir taç olarak giydirmeniz o kadar zor olmaz. Ben buradan o anayasaya gelirken biraz da bilinçli olarak oraya geldim. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hayır. Siz yani muhalefetin dilindeki değişim ve ortaklaşma konusunda örneğin HDP hakkındaki kapatma davasına bütün muhalefet partilerinin karşı çıkıyor olması, HDP'nin seçimde sandıkla kazandığı belediye başkanlıklarının kayyumlar yoluyla elinden alınmasına ortak bir karşı çıkışın bugün 6 partinin bir araya gelerek demokratik parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çalışmalarını sürdürürken önlerine koydukları ana başlıklardan ikisi. Evet. İkisi de HDP'nin bugüne kadar ısrarla savunduğu politikaların ve sonucunda erişilen bir nokta. Tavır için çağrı yaptığı meselelerdi bunlar HDP'nin. Vazgeçmeden, bıkmadan, usanmadan bu politikayı sürdürdük biz. Bazen bize şu eleştiri geliyordu. Bazen değil, sıkça aslında. Ya siz demokrasi ittifakı diyorsunuz, işte muhalefete çağrı yapıyorsunuz ama kimse sizi dinlemiyor. Biz de diyorduk ki yok, hayır. Biz devam edeceğiz ve biliyoruz karşılık bulacak bu. Biliyorduk, biliyoruz karşılık bulur. Şimdi bizim bu çabalarımızdan hiç vazgeçmememiz, demokratik siyaseti asli zemin ve çözüm yolu olarak göstermemiz ve burada da yürümemiz. Yani hem kendi varlığımızı korumak için direnerek, hem baskıları halka yönelik baskılara karşı yine güvence olmaya çalışarak, toplumun farklı kesimlerinin haklarını, hukuklarını savunarak, yoksulluktan ekolojiye, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden işte gençliğin sorunlarına kadar çağrılarımızı her zeminde yaptık. Ve ısrar ettik, devam ettik. Türkiye bugün buraya gelmişse bunu bizi sevindirir tabii. Şimdi tutup da ben bunu biz yaptık, bizim eserimizdir demem. Yani böyle bir dilim de yoktur. Tabii yani. Yani bu bir mücadeledir, bir birikimdir, toplumsal dinamiklerin işleyişidir, hayatın dayatmasıdır. Ama eğer siz gerçekten bunun için uğraşmayı bırakırsanız bunlar olmuyor. Yani vazgeçmek yenilginin yeter şartıdır. Başka bir şeye gerek yok. Ama devam etmek kazanmak için de ilk şarttır. Siyasetin buraya evrilmesi bir önemli bir nokta. Ben biz de gazeteci olarak çok önemli. Yani biz işte vazgeçmedik, uğraştık ve bu çağrıları hep yaptık. Bu çalışmaları her zeminde sürdürdük. Şimdi Türkiye'de bu kadar geniş bir kesimin bunları konuşuyor ve bunları gündemine alıyor olması önemlidir. Elbette biz bütün muhalefet partileriyle her başlıkta yine görüşmeye açığız, hazırız ve çalışmalarını bu yürütme şekillerinden de memnunuz. Yani bu şekilde 6 parti bir araya geliyorsa gelir, ne güzel, otursunlar müzakere etsinler. Gerektiğinde biz de her biriyle ayrı ayrı, hepsiyle topluca mı olur, nasıl olur? Biz de müzakereye hazırız zaten. Bu bizim deklarasyonumuz da zaten müzakere çağrısıdır esasında. Siz de diğer 6 parti gibi parlamenter sisteme dönüşü savunuyorsunuz. Evet. Sizin önerinizle 6 partinin önerileri arasında farklar var mı? Şimdi
bir defa partilerin önerilerini görmüş değiliz, bir. Üç parti açıkladı. Açıkladı, fakat şöyle söyleyelim. Bizim sadece parlamenter sistemle sınırlı değil talebimiz. Bizim başlığımız güçlü demokrasidir. Ve güçlü demokrasinin de çeşitli boyutları vardır. Mesela yerel demokrasi bunun en önemli boyutlarından biridir. Yine güçlü bir kuvvetler ayrılığı burada uyuşuyoruz muhalefette. İlkesi. Evet, açıklanan ve açıklanmayan çeşitli ipuçları, işaretleri verilen görüşlerle burada ortaklaşıyoruz. Yani kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, yargının tarafsızlığını sağlamak, işte denge denetleme mekanizmalarının etkili olması. Bunlarda temelde uzlaşırız ama biz daha fazlasının gerekli olduğunu söylüyoruz. Yani demokrasiyi güçlendirmek için kuvvetler ayrılığının merkezde sağlanması yeterli değil. Yerele doğru da yetki ve kaynak devrini güvence altına alacak bir sistem gerekiyor. Bu sistem ne olabilir? İşte bunu müzakereye açıyoruz. Yani demiyoruz ki illa bu olsun. Şimdi farklılaştığımız noktalar mesela toplumsal katılım konusunda önerileri oluyor. Diyelim işte halkın yasa teklifi verebilmesi, kanun teklifi verebilmesini önerenler var. Çeşitli doğrudan demokrasi yöntemleri var. Bunların hepsini müzakere ederiz ama bu çerçevede bir ilerlemenin yaşanıyor olmasından memnunuz. Bizim çok daha geniş ve güçlü bir demokrasi projemiz var. Hepsini kabul etsinler demiyoruz, fakat biz de buraya doğru ne kadar çekebilirsek bu bütün Türkiye için iyi olur diye düşünüyoruz. Sorunların çözümüne katkı büyük olur diye inanıyoruz. Var mı soru? Son zamanımız son kaldı. Son soruyu ben sorayım. Varsa sor. Moderatörümüz sensin. Evet, lütfen. Tamam, buyurun. Bu parlamenter sisteme dönüş çalışmaları HDP ve diğer partilerle birlikte yeni bir anayasa çalışmasına dönüşebilir mi, ortak bir anayasa? Şimdi bakın, parlamenter sisteme dönebilmek için anayasayı değiştirmek gerekiyor. Bugün bu anayasayı değiştirmek isterseniz mevcut anayasaya göre 360 oy en az gerekiyor artı referandum. Referandumsuz bir değişiklik için 400 oy gerekiyor. Bu anayasa yürürlükteyken seçimlerden sonra da aynı şartlar geçerli olacak. Dolayısıyla seçimlerden sonra da parlamentonun mesela bu hükümet sistemini değiştirebilmesi için en az 360 kabul oyuna, anayasa değişikliğine dair kabul oyuna ihtiyaç var. 360 oy artı referandum. Referandumsuz bir sistem değişikliği, hükümet sistemi değişikliği için 400 oy gerekiyor. Şimdi biz de diyoruz ki esas müzakere öyle anlaşılıyor ki seçimden sonra ve mecliste yürüyecek. Dolayısıyla biz bu mecliste çözüm gücü ve anahtar rol üstlenen büyük bir ortak irade oluşturalım. Türkiye'nin geleceğine de güçlü demokrasi, yerel demokrasiye dayanan güçlü demokrasi, barış ve adaleti getirelim. Matematik ortada. Sosyoloji, siyaset vesaire, bunların hepsini konuştuk. Bu matematik gerçekliğiyle sosyoloji gerçeğini ve siyasal ihtiyaçları, toplumun taleplerini bir araya getiren bir güçlü müzakereye ihtiyaç var. Bizim önerimiz budur. Yani hiçbir boyutu atlamadan, yani matematiği, aritmetik mi deriz, matematik mi ne dersek diyelim, sosyoloji, siyaset ve gelecek, toplumun talepleri, ihtiyaçları ve ulaşmak istediğimiz hedefler. Bütün bunları bir araya getirelim ve üzerinde müzakereyi samimi, sistemli, sabırlı bir şekilde yapalım. İyi bir gelecek kuralım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun.
HDP eş genel başkanı Sayın Mithat Sancar sorularımızı yanıtladı. Programın ikinci bölümünde İsmet Demirdöğen'le Sayın Sancar'ın mesajlarını konuşacağız.